Fen ve teknolojiden ışık konusunu beraber tekrar edelim mi? Birazcık soru çözelim bakalım. Evet, birinci soruyla başlayalım canlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır diye sormuş bize. Doğal ışık kaynağı ve yapay ışık kaynağını bir kez daha tekrar edelim isterseniz. Yapay olanlar, yani insan eli değmiş olanlar, insanlar tarafından üretilenler, doğal olanlar doğanın bana sunduğu kaynaklardı. Hatırlamış olalım. Ampul değildir, floresan değildir, mum değildir ama yıldızlar bizim doğal ışık kaynaklarımızdır. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Işık bir enerji çeşididir. Doğru. Şimşek çaktığı zaman önce ışığı görülür, sonra sesi işitilir. Evet, şimşekli günlerde, yağmurlu günlerde bunu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu da doğrudur. Gezegenler ışık kaynağıdır. Floresan lamba etrafını ısıtmaz. Haydi bakalım. Ne diyoruz arkadaşlar? Gezegenler ışık kaynağı değildir. Floresan lambalarda, normal ampullerde her zaman için ısınır. Çünkü onları değiştirdiğimizde, bitip değiştirmeye kalktığımızda sıcaklığını ne yapabilirsiniz? Elinizle hissedebilirsiniz. Üçüncü soruyla devam edelim o zaman. Aşağıdakilerden kaç tanesi yapay ışık kaynağıdır demiş. El feneri yapay ışık kaynağıdır. Gaz lambası yapay ışık kaynağıdır. Ama ateş böceği ile güneş nedir? Doğal ışık kaynağıdır. Çok güzel. O zaman iki tanesi yapay ışık kaynağıdır dedik. Dördüncü soruyla devam edelim. Işık hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır diye soruyor bize. Tek tek yine soruları okuyarak cümleleri yanına artı eksi koyarak gidelim. Yanlıştırın altı çizilmiş zaten. 1. Gezegenler ışık kaynağı değildir. Doğrudur. Işık yaymazlar. Gördüğümüz her cisim ışık verir. Hayır arkadaşlar, her cisim ışık vermez. Aşırı ışık gözlerimizi rahatsız eder. Bu da doğrudur. O zaman yanlıştır olan hangisidir? Yalnız 2, bolu diyoruz. Devam. Beşinci sorudayız. Hangisi doğrudur diye ifade etmiş bize. A'ya bakalım. Ayna, kaşık gibi cisimler ışık kaynağıdır. Hayır, bunlar sadece yansıma yaparlar bize. Bazı ışık kaynakları ısı vermezler. Bunu geçtik. Bütün ışık kaynaklarının gücü eşittir. Bunu da geçtik. Ampul doğal ışık kaynağıdır. Bu da yanlıştır. Haydi B ile C'yi birazcık açıklayalım. Bazı ışık kaynakları ısı vermezler diyor. Sizce doğru mudur, yanlış mıdır canlar? Hemen şöyle bir açıklama getirelim o zaman. Bolu'ya baktığımızda arkadaşlar ısı vermezler diyor. Ama biz az önce ampul, floresan ve güneşin aynı zamanda hem ışık hem de ısı verdiğini söylemiştik az önceki soruda. Peki C'de ışık kaynaklarının gücü eşit midir? Buraya da bir açıklama getirelim, dipnot düşelim. Arkadaşlar, güç demek ne demek? İlk önce ışık kaynağını düşünerek güçlerini bir göz önüne alalım. Mesela bir güneşin gücüyle, ısısı ve ışık gücüyle bir ampulün evdeki ışık gücü aynı mıdır? Değildir. Demek ki doğru cevabımız hangisi o zaman? Açıklamaya göre bolu diyoruz. Altıncı soruyla devam edelim. Güzel gidiyor değil mi? Hangisi, kaç tanesi ışık üretir diye sormuş bize. Ay, ayna, mum ve el feneri. Şimdi mumun ışık ürettiğini biliyoruz. El fenerinin ışık ürettiğini biliyoruz. Aynayla ay konusunda birazcık açıklama yapalım. Ay doğal ışık kaynağı olarak sayılır. Peki ayna arkadaşlar, ayna bir ışık kaynağı değildir. Ne demiştik? Tıpkı alüminyum folyo, kaşıklar ve aynı zamanda ayna birer yansıma yaparlar. Biz o yüzden ışık kaynağı görevi görüyormuş gibi görürüz onları. Şimdi bir de buraya ay konusuna bir dipnot düşmek istiyorum.
Ayın ışık olduğunu, ışık yansıttığını biliyorum. Fakat güneşten aldığı ışığı bütün gün boyunca depoladığı için, kendisi ışık üretmediği için ayı da ne yapmıyorum, saymıyorum. Mum ve el feneri diyerek doğru cevabımı Bolu olarak işaretliyorum. Anlaşıldı mı canlar? Bir kez daha tekrar edelim o zaman. Ay ve yıldızlar ışık kaynağı olarak kabul etmiyoruz. Bazı kitaplarda hala kabul ediliyor. Ama maalesef böyle bir açıklama getirmek zorunda hissettim kendimi. En azından konuyu daha rahat kavrayın. Aynı şekilde neye diyelim? Gezegenler kesinlikle ışık kaynağı değildir. Onların hiçbir şekilde ışıkları yoktur. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. Evet, sırada 7. sorumuz var. Karanlık odada aşağıdakilerden hangisini göremeyiz diye, hangisini göremeyiz diye sormuşlar bize. Çok güzel bir soru. Ateş böceğini görebilirim kendinden çünkü ışıklıdır. Elektrik düğmesi görülecek şekilde yapılmalı ki ben onu ne yapayım, görebileyim ve elektrik açarak odanın aydınlatmasını sağlayabileyim. Fosforlu renkler özellikle trafik konusunda da görmüştük. Geceleri fosforlu giysiler giymeliyiz ki ne bisikletimiz olsun onu da fosforlu olarak aydınlatmalıyız ki bizi daha rahat sürücüler görebilsin. Trafikte bu şekilde yol alalım diye. Bunu da görürüz ama kalemimizi ne yapamayız? Göremeyiz. Evet, 7. soruya devamında olarak bir 8. soru. Karanlık bir odada elektrik düğmesini görmemizin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Burada elektrik düğmesini gördüğümüzü anlatmıştık size. Acaba neden elektrik düğmesini görüyoruz? Elektrik düğmelerinde fosfor kullanılması mı? Hayır, tabii ki de hiçbir elektrik düğmesinde fosfor kullanılmamış arkadaşlar. Evlerimizde inceleyebiliriz. Kapıya yakın olması, bir nevi şöyle bir duralım. Renginin beyaz olması, aa çok güzel. Evet, açık renkli kıyafetler, fosforlu kıyafetler gece giydiğimizde de trafikte bize yardımcı oluyordu. Bu olabilir. Pencereye yakın olması, hayır. Tabii ki de olmaz. Çünkü geceliğin de görmem gerekiyor. Unutmayın. Evet, o zaman hangisi diyoruz arkadaşlar? Renginin beyaz olması her düğmede kapıya yakın değildir çünkü. Evet, devam edelim bakalım. 9. sorudayız. Hep beraber soruyu okuyalım. Bu olayın benzeri aşağıdaki olayların hangisinde vardır? Acaba o olay hangisiymiş? Sürücüler yolculukları sırasında bir tünele girecekleri zaman farlarını yakarlar. Fakat tünelden çıktıklarında farların yanıp yanmadığını yola bakarak anlayamazlar. Peki bunun sebebi nedir? İlk başta tünelde karanlık, sonra nedir? Güneş ışığıyla çok daha aydınlık vardır. Yani karanlıktan aydınlığa geçiş söz konusu. Hemen bakalım. Gökyüzündeki yıldızların güneş çıkınca görünmemesi. Gökyüzü yıldızların görüldüğü zaman nedir arkadaşlar? Karanlıktır. Güneş çıktığında ise aydınlıktır. Bu yüzden de göremeyiz. O zaman aynı olay burada söz konusudur. İkinci soruda şehirde yaşayan insanların gördüğü yıldızların köydekilere göre daha az olması. Şehirde yaşayan insanlar neden yıldızları daha az görmektedir? Çünkü çok daha fazla aydınlık söz konusudur, değil mi? Orada kirlilik, ışık kirliliği söz konusudur. Yıldızların köydekilere göre daha az olması dediğine göre orada daha karanlıktı. Köydekiler daha karanlık ama şehirdekiler daha aydınlık söz konusu. Yani ışık kirliliği daha fazla olduğu için diyoruz. Karanlık odada elektrik lambasının görünmesi. Zaten odamız karanlık. Elektrik lambasının görünmesi ise bizim onu beyaz renkte yani daha açık renkte yapmamızın sebebiydi. Herhangi bir aydınlıktan dolayı ben onu görmüyorum. O zaman doğru cevabım ne oluyor arkadaşlar? 1 ve 2 aynı olaya örnektir. Karanlıktan daha da çok
aydınlığa çıktığı için. Hadi 10. soruyla devam edelim. Trafik polisleri, bu arada polislerimize de çok teşekkür ediyoruz buradan. Sadece sağlık çalışanlarına değil, bu süreç içerisinde onlar da görevlerini başındalar ve kendileri de tehlike altındalar. Bizler için canlarını her şekilde ailelerini kendilerini feda ediyorlar. Hem sağlık çalışanlarımız hem de güvenliğimizi sağlayan trafik polisleri. Evet. Gece ve görev yaparken diyor, araç ışıkları üzerlerine vurduğunda elbiseleri parlak görülür. Evet arkadaşlar, gece herhangi bir şekilde trafiğe çıktığımızda yaya olarak veya bisikletli olarak biz de aynı şeyi trafik dersinde geçen senelerde de bu sene de işlemiştik, hatırlatalım. Bu olayın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır diye sormuş bize. Bazı balıkların etraflarına ışıklık vermeleri, güneşin dünyayı aydınlatması, trafik levhalarının ışık altında parlak görülmeleri, ampulün ışık vermesi. Evet, sesinizi duyar gibiyim. Öğretmenim, bu da trafikle ilgili. Ceyhan, trafik levhalarının ışık altında parlak görülmeleri bize ışık konusunda doğru cevaba ulaştırıyor. 11. soru, aydınlatma amacıyla kullandığımız aygıtların bulunma sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. İlk önce hemen bir baktım. Gaz lambası ve ampulle başlamış. Gaz lambası tabii ki de doğru cevabımız olacak. Çünkü ampulden önce gaz lambasıyla başlıyor maceramız. Aydınlatma maceramız diyelim daha doğrusu. Sonra ampul, ardından floresan ampul. Floresan ampulden hangisi gelecek diyoruz. Evet arkadaşlar, ampulle devam ediyoruz. Çok güzel. Halojen lamba mı, floresan lamba mı? Haydi bakalım. Ya Bolu ya Denizli çıkacak sanırım. Evet, floresan lambayla ve en son da halojen lambayla devam ettik diyoruz. Doğru sıralamayı bu şekilde verdik. Tabii bunlardan da en önce ne bulunmuştu? Ateş bulunmuştu ve sonrasında da hayvansal yağlardan faydalanarak meşale, kandil gibi aydınlatma araçları da kullanılmıştı, geçmişti diyoruz. Doğru kullanılmadığı zaman ışık çevremizi kirletir. Evet, kesinlikle biz bu konuya özellikle dikkat çektik. Bu hafta da ışık kirliliği konusunu sizlerle beraber işledik. Işık kirliliğine örnek değildir diye soruyor. Dikkat ediyoruz sorumuzun köküne, değildir arkadaşlar. Bazı sokak lambalarının yüksek direklerde olması, B. Binalarda gereğinden fazla aydınlatma aygıtlarının kullanılması. C. Aşırı şiddetli ışıkla aydınlatma. D. Masa lambası kullanma. Tabii ki de masa lambası kullanma doğru cevabımız olacak. Işık kirliliğine sebep olmaz. Ama gereğinden fazla aydınlatmaların ışık kirliliği sebebi olduğunu hepimiz biliyoruz. 13. sorudayız. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Güzel gidiyor, değil mi? Soru üzerinden öğrenmek bizler için daha güzeldir arkadaşlar. Bazen yaptıklarımızı pekiştirmek ve bol bol soruyla karşılaşmak konuyu daha rahat kavramamıza sebep olur. Hadi devam o zaman. Bu durum aşağıdakilerden hangisinde vardır diye sormuş. Hemen durumumuza bakalım. Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilmesi için üzerlerine ışık gelmesi ve bu ışığın yansıyarak gözümüze ulaşması gerekir. Acaba hangisinde böyle bir durum söz konusudur diyoruz. Ayran içip ayrı düştüm yavrucaklarım. Az önce ay konusunda ufak bir hatırlatma ve bilgi sunmuştum. Dipnot aktarmıştım. O yüzden cevabımız aydır. Gündüzleri güneşin enerjisini depolar. Akşamları ise güneş ortadan kaybolunca, yani battıktan sonra ay güneşten aldığı güneş ışığını ne yapacak? Bize yansıtacak. Burada önemli olan yansıma kelimesi olacak. 14. soruyla devam edelim o zaman. Bazı ışık kaynakları ışık üretirken aynı zamanda ısı da üretirler diyor. Ama bazıları ısı üretmeden ışık yayarlar. Bunlardan ışık kaynaklarından hangisi sadece ışık üretir? Acaba hangisi sadece ışık verir, ısı vermez diyor. Evet, lamba, floresan lamba, güneş, mum. Evet, hepinizden duyar gibiyim. Floresan lambalar daha gelişmiş bir teknolojiyle üretildiği için
Cevabımız Bolu diyoruz. Ve son sorumuzdayız arkadaşlar. 15 soruluk bir testimizi sizlerle beraber bitirmiş olacağız. Aşağıda verilenlerden hangisi aydınlatma teknolojilerinin bize sağladığı kolaylıklardan değildir diye sormuş. İnsanoğlunun yaşamını etkileyen gelişmelerden biri de aydınlatma teknolojileridir. Aydınlatma teknolojileri yaşamımızın birçok alanında faydalı gelişmeler sağlamıştır. Telefon icadı, fabrikalarda geceleri de üretim yapılması, ışığın ulaşamadığı denizin derinliklerinin araştırılması, havaalanlarına geceleri de uçak inebilmesi. Arkadaşlar, aydınlatma teknolojisiyle ilgili olmayan hangisidir burada? Telefon icadı. Bu bir bilimsel gelişimdir, teknolojik gelişimdir diyoruz ama aydınlatmayla alakası yoktur. Evet, bir dahaki soru çözümünde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.